Selamünaleyküm kuşu camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoyu İsmail abi için İsmail 78 kanalı için çekiyoruz. Kuşu camiası İsmail 78 kanalı kardeştir. Allah'ın izniyle de bu kardeşliği bozmak isteyen kim varsa Allah da haklarından gelsin inşallah. İki kanalda emek vererek bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Burada bizim zaten İsmail abinin de bizim kanalımızın da zaten yani buradan kazanılan paraya ihtiyacı yok. Bir şey kazanılıyorsa da yine de bu hayvanlara yine bir şeyler yapılıyor. İşte bakın kümesler yapılıyor. İşte ne bileyim işte vitaminiymiş, mineraliymiş, ilacıymiş bunlara harcanıyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi Timur kardeşimin yanına geldim. Timur kendini biraz tanıtır mısın? Ben Timur. Bu işi yaklaşık 3-4 senedir yapıyorum. Yalnız da tabii ki daha öncesi de var. Ara verdik. Tekrardan başladık. Ya bu iş bırakılmıyor. Sadece ara veriliyor. Bir gün elde yani fırsatını bulduğunda tekrardan başlıyorsun. İşte kendimizce bir şeyler yapıyoruz. İşte böyle 3 tane kümesimiz var. Kümesimizin bir tanesinde postalar var. Hatta seninle birlikte bakıyoruz. Timur'la beraber biz bakıyoruz arkadaşlar. Yine o kuşlarımız ortak, kendimiz de ortağız zaten o konuda. Şimdi burada postaları koydun değil mi? Postaları koyduk buraya. Şu iki tanesi yarış postası mıydı Timur? Evet, o iki tanesi yarış postası. Bu beyazlar da zaten bizim kendi yavrular. Kendi yavrular arkadaşlar. Bu benim kümesimde olan, diğer kümesinde olan beyaz postaların yavrusu. Bunları bakmamızın sebebi İşte bakıcı diye bunlara bakıyoruz. İşte yavru baktırmak için. Ama şu an istediğimiz bunlarda bir kaliteyi alamadık. Bilmiyorum bakalım işte şimdi bir yumurtlasınlar. Çalı topluyorlar burada. Ondan sonra inşallah atlarına yumurta süreceğiz. Burası bir kümes. Postaların olduğu kümes. Burası Timur. Burası yavrularımızı koyduğumuz kümes. Burada 4-5 aylık yavrular var. Çoğu da böyle sökülmüş. Yalnız hazır değil. Yani yeni çekiyorlar. Bir iki gündür de teke aldık bunları. İşte bakalım istediğimiz performansı alırsak kuşlar kalır. Almazsak anayı babayı ayırırız veya göndeririz. Bir şeyler yaparız işte artık. Gerisi bizde. Başka anayı babayı başka kuşlarla vurup işte evet, altına evet, çalışacağız evet, yine tekrar. Ya öyle bir şey yapılır yani. Yani elimizdeki kuşlardan başka kuşlara girerek, dişi erkeği ayırarak öyle bir denemesini yapacağız. Şu kirli kulağı bizim Gültekin'in yavru biliyorsun. Kendi yavrumuz değil. Onun anası... Bizim bir arkadaşa sahiplendi. Oradan da o uçuramadı. Bize geçti. Yani kuş normalde onu ben kolluyorum sonra. Şu an ne durumda havada o kuş? Bırakalım görelim ya yani. Yavruları uçuralım. Tamam neyse şu ötü kümesi de bir çekelim. Tamam. Ondan sonra yavru yeni kümesi. Yeni tek aldık. İki gündür. Şunu da açsana bir. Bu da arkadaşlar işte damızlık olan kümes. Yukarısında baca sistemi, alttan havalandırma sistemleri var. Şöyle kümesi şöyle bir çekeyim. İşte hepsinin ayrı ayrı kuşlar için ayrı ayrı sistem yaptık buraya. İşte yemi, suyu ayrı ayrı olarak veriyoruz. Yani emek verilen bir yer. Yukarıdan başlarsa arkadaşlar yine o Gültekin'in dediğim yavrunun aynı soyundan turbalar dediğimiz kuşlardan. Bunlar altlı üstü yuva karışı. Baba dumanlı böyle perşemli. Annesi de yine benekli bir tane sabuni. Bunlar böyle. Burada bir kuş var arkadaşlar. Bu takım da dişisi. Bunun dişisi hangisi? O kuş bize geldiğinde 5 yaşında dedi arkadaş. Yalnız yaklaşık bir senede geçmiştir herhalde. Hiç yavru almadı değil mi bunlar? Aldık. Bir yavru aldık. Hatta 2 yavru aldık ondan. Bir tanesi kayboldu. Bir tanesini de sağa sola atıyor diye ben gönderdim. Sağa sola düşüyor yavrusu. Güzel. Yalnız tempolu bir hayvan düşüyor altından.
Şimdi bu erkek... Daha önce dişiden aldık. Erkekten almadık. Erkek bu çift şu anda yeni. Bunlar yeni teşhidi. Bu erkeği şeyden aldığımız erkek. Ne hangisiydi bu? Bu geçen Sinan Diyan'ın... Aynen. Sinan Bozdebe'nin... Aynen. Oradan aldığımız erkek bu. Erkek de yine markalı arkadaşlar. Sinan Diye diye bir tane abimizin kuşu. Onlar Levent Boztepe YouTube'da zaten yayın yapıyor, canlı mezat. Oradan aldık bu erkeği. Bu dişi de dişiyle eşledik onu. Onlar yumurtlamadı değil mi? Bunlar yumurtladı. Geçen yumurtalarını kırdılar işte. Böyle dışarı atmışlar yumurtayı. Gerçi şu an altında yumurtalık yok ama az önce çıkarttım yumurtalar. İçi çok pisti. Evet, anladım. Yine burada beyazla bir boz dumanlı var arkadaşlar. Bıyıklı. Bunların yavru aldık mı Mistimur? Müdür, onlardan yavru aldık. Sıkı girdi. Uçurmadık. Ara verdik. Sonradan bizim arkadaşa hediye ettim ben. Uçuruyor mu peki? Vallahi veriyor. Altında yumurtaları var. Yumurtalar var onun altında. Bura böyle. Bu seriydi arkadaşlar. Bu dişiyi çekmiştim. Bu dişi bayağı aşağı çöküyor. Yoldan falan geliyor. Bayağı bir aşağı, böyle bir yarım metrenin diz boyun altına falan da geliyor bu kuş. Erkek de Mustafa Bıçakçı abinin kuşlarından, yaklaşık bu da 1,5-2 senedir bizde bu erkek. Evet. Ondan sonra bundan alttan da yavru aldık. Bu erkeğin alttan güzel bir yavru düştü. Uçurduk. Bunu bir tane abiye sahiplendirdi sonra. Sarı gözlü bir erkek. Şimdi bunları deneyeceğiz. Bakalım inşallah bunlardan bir şey alabiliriz. Aşağıda da arkadaşlar bunlar şeytanlardan çıkan kuşlar. At üstü yuva kardeşi bunlar. Bunları eşledik. Bunları zaten ben uçuruyorum bunlardan. Bakalım bir de altında ne yapacak, ona bakalım dedik. Bunlar da yumurtladılar. Yumurtası kırıldı filan. Bunlarda da böyle bir sıkıntı yaşadık. Bakalım inşallah bunlarda böyle bir daha tekrar yavrusunu alacağız. Şimdi burada uçan kuşlardan şu perçemli mavi hangisiydi? Bakayım. Perçemli mi? Şu bıyıklı mavi ya. Bıyıklı mavi senin Erdem'e verdiğin kuş ya. Bunu ben Erdem'e verdim şimdi mi? Ya. Şu dumanlı. Dumanlı da bizim yavru. Hangisinin yavrusu? Hangisinin? Dumanlı zaten. Perçemli yavru o ya. Yani perçemli mi abin at? Perçemli duman attan gelen mi? Aynen. Burada atmaca vurmuş. Nereden vurmuş onu atmaca? Vallahi bilmiyorum. Kanat altından vurmuş herhalde. Erdem'in orada. Onu Erdem'e verdim ben. Eş yapsın diye onları. Bu mavi? Mavi Gültekin. Gültekin'in Erdem'e sahiplendirdiği kuşlardan. Yani burada Gültekin'in kuşlarından bayağı kuş var. Onun da kulakları çınlasın. Aynen. Şunlar Gültekin'den gelmiş değil mi bu? O da Gültekin'den gelmişti. Onun da yavruları var burada. Bunun yavruları o tarafta hangisi? Bak bu tarafta. Bak baba kusuyor şu anda. Bu bunların işi oldu değil mi? Onlar işi. Şu benekli mavi. Erkek değil mi? Erkek, kendi yavrusu. Bu kendi yavrusu. Bu da o dumanların torunlarından çıkma bir kuş. Fena değil, yalnız çok yukarıda oluyor. İnşallah yavrunu gördükten sonra. Bakalım. Burada da arkadaşlar yine, bunlar hangileriydi ya? Cengiz Maden. Dişisi oydu değil mi? Dişisi oydu. Bunlar da maşallah güzel yumurtlu ya bunlar ya. Güzel yumurtluyor, altından var. Çok da iyi büyütemiyorlar. Ama işte tabii bunlar iki yavruya bakacak kadar şey değiller ya. Evet. Burada da yine sarı göz miskiler. Yok, yumurtlamamış. Bunlardan yavru aldık mı? Biz ya almadık değil mi? Onlardan mı aldık? Gerçi yavru aldık bunlardan ya. Yavru bunlar aldık. Da böyle bir takım. Ya bayağı bir... Burada zaten kuş yok. Bayağı da bir karışık kuş var ya. Oğlum, kaç tane değişik kuş saydık? Şurada bir tane
kişi var. Ya o kalsın, bu kalsın, şu kalsın. Timur arkadaşlar yaklaşık 2 senedir beraber kuş bakıyoruz. Ya iyi kuş da uçuruyoruz, kötü kuş da oluyor. Ya eli eliye iyisini bulmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah da iyisini bulacağız. Ne olur ne biter. Göreceğiz inşallah. Uçuracak mı Timur? Kaldıralım ya. Yani uçuracağım derken. O şeyi kaldıralım o da görelim o adamı ya. Ya yeni çok düştüğü var tam olarak zaten. En azından hava boş. Hava boş kalmasın. Sohbet edelim. Bunu mu uçurdun teke sen? Ya ne gün aldım bunu? Bugün günlerden pazar. Cuma günü uçurdum ben bu ilk teke. Ama iyi boyu postu yerinde ha. Evet kasamız güzel. İyi maşallah gerçekten de boyu postu yerinde. Daha yeni yeni teke. Daha belki de kaç gün oldu? 3 gün mü oldu? Bugün günlerden pazar işte. Bugün 3 gün oldu. 3 gündür teke uçuruyormuş. Bakalım belki işler yapmaya başlar. Yok daha böyle yeni. Dün kaldırdım teke. İyi maşallah. Erdem'in kuşuna takıldı. Dün de teke uçtu sayılmaz. Öyle değil mi Veli abi? Aynen. Yer böyle arkadaşlar. Yani Türkiye'de. Ya biz bu işin zevkindeyiz abi. Ticaretinde falan filan değiliz yani. Belli bir para harcanıyor mu? Harcanıyor. Belli bir bütçe ayırıyor musun? Tabii. Para harcamadan bunun önüne geçemiyorsun ki. Veriyoruz, alıyoruz. Bu kümesleri kaça mal ettin Timur? Ya şimdi şu kümesleri kaça mal ettim? Ben kendim yaptım. Hani kendin yaptın, kendin yapmasan herhangi bir insan. Kendin yapmasan, ya şöyle düşün. 1-2, 1,5 milim saç. Sacın kilosu 7 TL artı KDV şu anda. Bir saçta yaklaşık kaç kilo geliyor? 72 kilo falan. 70 kilo. Yok, kalınlığa göre değişiyor aslında. 2 milim saç. Ya şöyle diyeyim. 2 milim saç şu anda 200 küsür lira. 12 plaka saç gidiyor şuna. O büyük kümese. Şu kümesi kaç boyutların 2 metre her şey. 2 metre 2 metre bu kümesi. Her tarafı 2 metre bu kümesi. Her tarafı 2 metre. Sadece şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Saç aksanından bahsediyoruz. Daha bunun profili de var. Evet. 2,5 milyar civarında bunun sacı tutmuştur. O şu anki duruma göre konuşuyorum. Ben tabii aldığımda biraz daha uygundu. 15 boylu profil var bu kümeste. 15 boy profilde şu anda 100 lira profil. 1400 lira da öyle desek. 1400 lira fazladır. 1500 lira. 100 lira 1500 profil. Lira 4 lira. 100 lira da fazla belki. Sadece 4 lira şeyi zaten tutar diyorsun. 4 lira sadece bunun profilde saç aksamı. Ama tabii bunun inciği boncuğu var, neyi var işte, bacası var, işte altta panjurları var havalandırma için, kilidi var, menteşesi var, pervazı var, içinin kaplaması var, var da var. Yani dışarıdan görüldüğü gibi işte saç profil olmuyor. Tabii en az böyle bir kümesi 6000 liraya falan mal edebiliriz, doğru mu? 6000 liraya bulur. Rahat aynen bulur, öyle boyası falan. Peki falan. Abi. 6000 lira bu kümese veriyorsun. Ya bunu sana yaptıran ne? Çok paran olduğundan mı yaptırdın bu kümesi? Ya abi ihtiyaç çok para olduğundan da değil. İhtiyaç. Ya değil mi? Bu hayvanlara yani, bir sevgi duymasan aslında değil mi? Bunu yaptırmazsın yani. Bu kadar masrafa niye girilecek ki? Evet. Bak yemi ayrı, vitamini ayrı, yok mineral ilacı ayrı. 3 tane tabii. Ayrı ayrı kuşlar rahat etsin diye uçum kümesiymiş, damızlık kümesiymiş, yok posta kümesiymiş, yavru iyi baksın diye. İçerisini yine aksamı ayrı bir şekilde. Havada patlıyor bayağı. Havada patlıyor havada. Daha yok. Ama yavaş yavaş çöker iyi. Gezimi abi. Falan güzel. Altına kuş yeriz birazdan. Şöyle 4-5 dakika ısınsın. Kaç senedir kuş bakıyorsun Timur? İşte 4-5 senedir bakıyorum. Bir ara dedim baktık ara verdik. Çocuktuk o zamanlarda. Tabii o zaman koşulları da çok el vermedi. Çocukluğumla ki şu an beslediğim kuşlar arasındaki farklar nedir? Çocukken çok fark var abi. Ne bekliyordun kuşlardan şimdi ne çok, bekliyorsun? Çok fark vardı. Çocukluğumuzda kuşları biz toplu sürürdük. Ne kadar çok uçardık bizim için o kadar güzeldi. Ne kadar yükselirse o kadar güzeldi. Şimdiki
prosedür biraz daha değişik. Biraz daha değişik derken baya değişik. Şimdi hayvanın gelişi, gidişi, takma sayısı, çöküşü, her şey çok farklı. Kanat sesi. Değil mi? Şimdi istedikleri tabii, kuşlardan farklı. Tabii. Ya sefer yapsın diyorsun. Tabii tabii. Sefer sayısı. Bunlar artık aranılan özellikler, o bunlar. Önceden 2090'lı yılların kuş uçuranlar bilir. Toplu uçururlardı kuşu, oyun kuşu. Şimdi tek alıyorlar. O zamanlarda toplu uçuruyorlardı. Biz toplu uçururduk, öyle değil. Çevremizdeki abilerimiz vardı bizden 10 yaş, 15 yaş büyük. Onlar toplu uçururdu. Yani onlar da bilmiyordu bizi... çünkü. Kupa denen bir şey yoktu belki de ondandır. Yok, bilmiyorum, ben duymadım. Bir tüzük yoktu, bir şey yoktu. Ya şimdi internet çıkınca her şey değişti abi. Herkes artık birbiriyle bağlantı kurmak daha kolay. O zaman telefon bile sayılı kişilerde vardı. Şimdi evet. Çocuğun elinde bile telefon var. Herkes birbiriyle iletişime geçiyor. Tabii herhangi birinin kuşunu adam eğer ki sosyal medyayı kullanıyorsa görebiliyorsun artık, oturduğun yerden görebiliyorsun. Ve de şu an tabii ya zaten... Ya sen şöyle düşün, şu videoyu kim için çekiyorsun? Ya mesela işte. Tabii buradan video Hollanda'ya gidecek. Hollanda'dan işte. Onun İsmail abinin YouTube kanalında yayınlanacak. İşte oradan icabında Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde kuş besleyen veya kuşa meraklı olan bir arkadaş da videoyu görecek mesela. Yani tabii ki. Ya biz de kendimizce kovalıyoruz şey. Kuşlardan. İlk mesela şöyle. İlk mesela beslediğin kuş. Daha doğrusu ilk demeyeyim de. Hani sonradan kuşluğa başladıktan sonra. Kuşları nereden aldın? Abi mezatta alıyorduk. Yalan konuşmaya gerek yok. Bizim burası Kocaeli Gebze bu arada. Şimdi kuşun çoğunluğu buraya Ankara'dan falan geliyor ama her kuş diyorlar Ankara'dan geliyor, Ankara'dan geliyor muhabbet oluyor. Biz burada mezattan alıyoruz. Kimin kuşu olduğunu bilmiyoruz. Bütçemizde çok bir şey değil. Şimdi 100 lira 200 lira verip ejderha beklemiyoruz işin aslı. Zevkimizi çıkarsın ama şu anda o kuşlardan kaldı mı? Kalmadı. Bütçemizi biraz daha yükselttik. Sağdan soldan kendimizi düzelttik kuşlarımızı. İnşallah düzelttik. Niyetimiz iyi kuş uçurmak. Niyetimiz iyi kuş uçurmak. Ben ilk başladığımda atıyorum 50 santime 1 metre kümes vardı. Şimdi 50 santime 1 metre kümes kalmadı. Değil mi? O zamanlar tabii ki en azından kuşları koyacak bir yer olsun diyorsun. Tabii tabii, kuşları o zaman da koyacak bir yer arıyorduk kendimizce. Şimdi 3 tane kümes. Hem de kümesler de birbirinden güzel. Hem de koruma olarak da işte hepsinde 2'şer tane kilit var. Yok gömme kilidiymiş, asma kilidiymiş. Hepsinde mevcut. Aynen öyle. Ya burada hırsızlık olayı biraz daha az oluyor. Yani kimi arkadaşlar işte 5 milim 10 milim kalınlığında yapıyor. Yine patlatıyorlar falan filan diyor ama bizim kümesimiz Allah'a şükür çok uğraşan eden yok. Aman olmasın. Aman olmasın ya. Ya burada çoluk çocuk çalar zaten, öyle görünüyor. Tabii tabii, çoluk çocuk geliyor. Çoluk çocuk da böyle saç kümeslere pek gelmiyor. Ya kuşçuluğun sana kattığı şeyler nelerdir ve negatif yönleri nelerdir? Ya bence negatif yönlerinden daha çok artı yönlerinden bahsedelim. Artı yönleri şöyle. Ya şu zevki ben günde 1000 lira 2000 lira harcasam bu zevk bana vermez. 5000 lira harcasam. Bir de kuşun iyi oynarsa tabii, var ya. Bir de kuş iyi oynarsa daha başka. Ama tek başına izlemeyeceksin. Yanında Veli abim olacak. Şimdi Erdem var. Mesaiden geldi gece. O olacak. Sen olacaksın. Tek başına bu işte zevk vermiyor. Tabii tabii, tek başına izlesen ejderha uçurmaz. Birine gösteremedikten sonra birine gösteremedikten sonra bir anlamı keyfi yok. Bir gün uçurursun, iki gün uçurursun. Ondan sonra negatif yönleri de biraz fazla zaman ayırıyoruz. Aileye fazla zaman ayıramıyoruz yüzünde. Kuşlara fazla zaman ayırdığımız için aileye zaman kalmıyor. Şimdi buradan bir çıkarız. Sabah saat 11'de çıktık. Akşam 5'te 6'dan cebi varız. O da gelebilirsin akşam 5'te 6'da. Kuşları açıyor musun? Seni de mi altına? Aç kuşları gelsin bakalım. Şöyle ben de uzaklaşayım da. Bana hızlı. Şu anda normalde en geride falan alan yavru bu. Ama uçurdum ben diğerlerine. Evet arkadaşlar, kuşları çıkarsın. Bir 5 dakika 6 dakika. Normalde 10-15 dakika ısınması lazım. Ama işte hem zamanımız kısıtlı biraz da. O yüzden de. Şöyle yavrular çıksın. Nerede kuş? Kuşlar geneli mavi. Geneli mavi değil, iki tane dumanlı var. Dört tane mavi var.
Zaten onlar da koyu kuşlar. Koyu kuşlar candır ya. Ben koyu kuşu çok seviyorum. Şu Bela dumanla... abi de açık kuşu seviyormuş. He? Bela abi de açık kuşu seviyormuş. Açık kuşu mu seviyor Bela abi? Aynen öyle. Bela abi de bir 10 numara bir video çekeceğiz, video hazırlayacağız. Dünya tanıyacak ya bu polisi. Dünya tanıyacak abi. Kuş geziyor. Nereden giriyor Timur bu? Geziyor mi güzel de. Müdür, 2 gündür uçuyorum daha yani. Daha havayı bırakmamış ya. Yok yok. Havada hayvan. Daha havayı bırakmamış arkadaşlar. Yani çok da bir şey. Yani çok şimdi uğraşıyorum. Evet, çok bir şey. Bekleyemeyiz yani. Hayvan güzel gözüyor ama. Geziyor mu güzel? Daha de şu anlık. Yerimize aldı. Bayrağımız da sallanıyor oradan. Allah'ın izniyle. Çok güzel gözüyor. Baksana tenereye açıyor kendini yani. Öyle kafa üstünde gezmiyor. Gidiyor. Bir kardeşi gösterdi sol üst köşedeki salmada. Güzel kanat sesi temposu var o hayvanın. O hayvan bunlardan büyük. Onu hazırlamıştım. Kanat dizerken ara verdim işte. O yarım kaldı. İşte daha bu havada zaten. Havada. Bu şey beklemeye gerek yok. Durumlar böyle arkadaşlar. En azından işte ne bakıyoruz ne ediyoruz. Hem insanlara göstermek için hem de İsmail abin kanalına destek olmak için böyle video çektik. Timur bir şey söylüyor musun kardeşim en son? Herkese buradan hayırlı hafta sonları diliyorum. Kuş uçurmanın zevki başka. Herkes kendi kuşuna baksın. Herkesin kendi kuşu kendine güzeldir abi. Abi bir şey uçurduğumuz yok şu anlık. İnşallah olur. Herkese en iyisini uçururuz. Buradan selam olsun. Kuşu camiasına diyorum. Aleykümselam. Herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.